Dua muhl ibadet deniyor dua için. Dua beyindir diyor. Neyin beyni? İbadetin beynidir. Çünkü dua Allah'la sohbet etmektir. Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim diyor Yüce Allah. Allah'ın esmalarından birisi de, isimlerinden birisi de el-mucib. Yani cevap veren, yani bütün isteklere cevap veren Allah anlamına gelir. Onun için bol bol dua edelim. Peki dua için özel bir vakit var mı diye. Hocam her an dua edebilir miyiz? Şu anda dua edebilir miyiz? Aslında şu anda duaların en makbul olduğu andır. Onun için Allah'ım şu vakit hürmetine tümümüzün dualarını kabul eyle. Bu vakit hürmetine hepimizin günahlarını affeyle. Bu vakit hürmetine yaptığımız bütün ibadetleri kabul eyle ya Rabbi. İftar vakti duanın en kabul olduğu anlardan biridir. Ama özel bir zaman yok. Yani her an dua edebilirsiniz. Yataktayken, ayaktayken, mutfaktayken, yemekteyken, araba sürerken, koşu yaparken, spor yaparken. Yani neredeyseniz dua edebilirsiniz. Duanın belli böyle bir kalıbı yok, bir zamanı yok. Yeter ki kendini huzurda hisset, Allah'la konuşurcasına duanı yap. Efendim, nerelerde daha makbuldur dua? Onları söyleyeyim. Özellikle Ramazan gecelerinde, işte bu gecelerde dua çok makbuldür. Ramazan gecelerinde niçin? Çünkü insanlar gündüz yemiyorlar, içmiyorlar. Durumu müsait olanlar, sağlıklı olanlar akşama dualarını saklıyorlar. Gündüz dua ediyorlar. Allah da onların dualarına elbette ki cevap veriyor. Duaların yoğun olduğu, şeytanların zincirlendiği her gece 60 bin insanın Ramazan'da her gece 60 bin insanın cehennemden azat edildiği özel bir zamanı yaşıyoruz. İlla ki bu zamanda değil ama özel bir zaman bu zaman. Onu ihmal etmeyeceğiz. Ramazan gecelerinde. Arafat vakfesinde, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafat meydanındaki vakfede duruştaki dualar makbuldür. Gecenin geç vakitlerinde, değil mi? Geceleyin kalk diyor Allah'a, Allah peygamberine. Niçin gece kalk? Çünkü yatağı bırakıp kalkmak kolay değildir. Nefse ağır gelir. Nefse ağır geleni yap, nefsi terbiye et. Nefsin dizginlerini çek ve tut. O senin dizginlerini çekmesen, çekmesin. Çekmeden önce kendine gel diyor yani. Ezan okunduğunda dua et. Kâmet getirildiğinde namaz için dua et. Yağmur inerken dua et. Bir hasta gördüğünde dua et. Düşmüş biri gördüğünde dua et. Gökte şimşek çaktığında dua et. Allah'ın kudret azametini hatırla. Farz namazların akabinde mutlak manada dua et. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin bu anlamda inşallah. Peki, basit bir konu belki gibi görünüyor ama hani merak ediyoruz, çok da soruyorsunuz, hocam dua ederken eller nasıl olmalı diye. İstediğiniz gibi olabilir. Hocam ben elimi kaldırmadan dua etsem olur mu? Olur. Duadır bu. Peki Hazreti Peygamber ne yapardı? İşte bu önemli. Onun yaptığı şey sünnettir, ona uyacağız. Elimizden geldiği kadar. Hazreti Peygamber dua ederken ellerini şöyle kaldırırdı. Şu şekilde öne doğru kaldırırdı. Avuçlarını göğe doğru, gök yüceliği sembolize ettiği için göğe doğru kaldırırdı. Bazen çok ısrarcı dua ederdi. Israrcı dua ettiğinde ellerini şu kadar kaldırırdı. Koltuk altları görünecek kadar ellerini kaldırırdı. Duada ısrarcı olurdu. Mesela Bedir gecesi, Bedir Savaşı'ndan önceki gece Hazreti Ebu Bekir diyor, herkes uykudayken Resulullah'ın çadırında ışık vardı diyor. İçeri girdim, baktım ki ellerini kaldırmış, sarığı başından düşmüş, sarığından, cübbesi sırtından düşmüş, elini kaldırmış, dua ediyor. Diyor ki Allah'ım bu ordu tevhidin son ordusudur. Yani Bedir ordusu. Eğer bu ordu mağlup olursa seni tevhid edecek, seni anacak kimse kalmayacak ya Rabbi diye. O kadar içten yalvarıyordu ki ellerini kaldırmış, koltuklarının altı görünüyordu. Yanına yaklaştım, dedim ki Allah'ım peygamberi yeter, kendini fazla üzme. Allah seni mağlup ettirmeyecek, Allah seni mağdur ettirmeyecektir dedim. Bana döndü. Hazreti Peygamber dua yaptıktan sonra amin derdi. Ve amin dedikten sonra mutlak manada mübarek elini yüzüne doğru sürerdi Hazreti Peygamber. Hocam, eller aşağı doğru iletilebiliyor mu duada? Evet. Rahmet isterken elini aç, azaptan Allah'a sığınırken elini çevir. Allahümme ehcurni minennar.
Allah'ım beni ateşten koru diye söylerken eller aşağı doğru indirilebilir, sünnettir. Peygamberimiz elini azaptan sakınırken indirmiştir. Nimet isterken kaldırmıştır. Hocam elimi şöyle yapabilir miyim? İstediğin gibi yap. İstersen böyle yap. İstersen böyle yap. İstersen şöyle yap. Yeter ki Allah'a dön. Bunun bir kalıbı yok. Ama kalıbını hani sünnetin bize getirdiğini demin anlattım. Ona göre hareket ediniz. Onun dışında dilediğiniz gibi Allah'a yalvarır, duanızı yapabilirsiniz diye söylemiş olayım inşallah.